gidiyoruz yine röportajımıza. Evet, Battal Köyü. Ben Battal Köyü hakkında fazla bilgim yok. Çünkü neden? Dedi ki dışarı gittim, geleli 3 sene oldu. Benim gördüğüm o zaman bunlar hep çocuktu. Yine de Battal Köyü'nde çocukluğun geçmiştir. Evet, tabii ki. O eski dönemlerde... O eski dönemin tadı yok ki o çocuk. Odaların olduğu zamanlarda odanın köşelerinde eski yaşlılarımız vardır. Evet. Bunları şöyle bir isimlerini bir söyle, bir rahmetle analım. Bak, onları. Şurada İsmail'de, Kulhal'in oğlu İsmail'in odası derlerdi. Buraya o zaman geldiğimiz zaman çağlık derlerdi, biliyor musun? Orada oturduk, o da öyle odaya gele gelmez, geç baş başa geçip oturmazdık. Ben o zaman da Türk'ü çağırdığım için yani beni alırlardı içeriye, biliyor musun? Yok, herkesi almazlardı odanın içine. Eğer odada boş kimse yoksa, o zaman kömür de yoktu. Vardı ama çok az, herkes alamıyordu, tezek yazıyorlardı. Yani öylelikle burada aşağı yukarı demin arkadaşlar saydı ya, köy odası bitti. Bitmiş yani, ben geldim geleli. Örneğin bizim de odamız var yani. En iyisi burada benim bildiğim Mehmet Kağ vardı, Allah rahmet eylesin. Nereden bir misafirci gelse onun odasını gösterirdi. Yani kimin odası olursa olsun onun odasını gösterirlerdi. Genelde orada şeylik yapardı. Sonradan adam, yahudiler mi işte ne yaptılarsa oradan kesin ne olduğunu bilmiyorum, adam öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdikilerini pek anlamıyorum. Yani evet. Ben kendi köyümün çoğunu bilmiyorum. Peki şu an köyle köyün tamamı hangi sülalelerden oluşmakta? Hangi soy isimler var? O es mesela o zaman çok soy isimler var. Şahinler var, Şahinerler var, evet. Şahin gözler var, Ersungurlar var, evet. Ceylanlar var, ondan sonra Kapısız oğulları var, Kapısızlar en var. Çok kapısız, evet, en çok da Kapısızlarla Kapısız oğulları. Onların evet. Kapısız oğlu var. Ayrı, Kapısız ayrı. Evet, yani. Kapısız oğlu dedim de evet. Buradan da hocamıza da bir selam gönderelim değil mi? Ertuğrul Bey, tabii ki. Ertuğrul hocama da bir selam gönderelim. Hocam buralı galiba. Tabii ki buralı. Bu dediklerine göre da... Ertuğrul hocama da selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Kendisi değerli bir insandır benim için. Buradan selam olsun kendisine. Yalnız Ertuğrul Bey size kızar abi, bana söyle. Bana. İstediği kadar. Zaten hocam bana her zaman kızar. Ama beni çok sever. Hoşu da dememişler kasap sevdiği deriyi yerden yere evet. Çalarmış diye. Şimdi inşallah bir ikinci bir sponsor çıkarsa bir Ertuğrul olur, o zaman hocamla beraber yapalım. Hatta hocamı ben bir gün şeye götürdüm. Sivas'ın Şargışlı'nın Çanakçı köyüne götürdüm. Orada hocamla beraber çekim yaptık. Şimdi Battal Köyü tarihini, kuruluşunu ondan biraz daha yani. Biz tarihi de bilir. Niye aramadın? Keşke deseydin Yozgat'tan gelirken onu da getirirdim. Ben bunu biliyorum. Aha geldi yani. Aleykümselam. Elvan abi üzerim değişim de geliyor. Tamam. Tamam abi. Tamam, kendin gülür. Muhtarımız mı? Evet. Tamam muhtarım. Evet, neyse hocam, hocam kusura bakmasın artık hocam olsaydı onda da bir çenge şimdi, var. Allah evet. Çenge vermiş var ya, kamerayı öyle camına hocam doldurur. Evet şimdi ama şimdi beni de gördüğü için çok sevinir, beni çok sever. Evet. Yani onu zaten söyler gördüğü zaman da. Ertuğrul hocam derdi zaten ben Battal Köyü'ndenim derdi de gelirken evet. Benim aklıma gelmedi. Sen şimdi Kapısız oğlu deyince... İşte Kapısız oğulları var, bir de Kapısızları var. Ertuğrul Bey Kapısız oğullarından, evet. Kapısızlar da ayrı yani. Şimdi anladım. Davut Bey, bizim köyümüz öyle bir konumda ki şimdi şu anda bütün kazaları hemen de aynı kilometrede. Evet. Yani evet. Hepsine yani 40 kilometre. Öyle yani. Yok, Şafaatlı 20 yani, kilometre. Yok fazla, 20'den, 20'den biraz fazla. Evet, yani evet. Torun 40, öyle bir şey yani var. Sargaya 40, evet. Boğazlayan yani, 50 yani. Evet. Konular hep öyle yani. Koyun kuruluşu da çok eski yani. Çok yani evet. Eskiye dayanmış burası yani. Öyle. Mesela bak Battal Bey'i anlatması lazım. Ertuğrul onu anlatır. Hani ben bilmiyorum onun kitabında, Ertuğrul Bey kitap çıkarttığında yazmıştı onu, biliyor musun? Hmm. Battal Bey varmış bu yani burada bu köyde. Paşa köylüler geldiğinde Hasençi'ye gelmiş. Hasençi'ye gelince o Battal Ağa denen kişi, Allah rahmet eylesin, burada oturamazsınız demişler, aşağıya yollamış. Oranın da liderleri kine, yani Battal Ağa'ya kim bağlamışlar? Biz bunu nasıl tutarız diye. Tabii Ertuğrul Bey bunu çok geniş biliyor da. Ondan sonra bunu demişler, buradan evlendirirsek, bir kız verirsek, zaten evli adam ya benim anladığım kadarıyla, bildiğim değil, gördüğüm de değil de. İşte orada bilmiş Battal Ağa bıçak çalacağını,
tıraş edek demişler. Ondan sonra vur lan demiş, vurmaya vuracaksın ama demiş, vur demiş. Şeyçi vurmuş tabi bıçağı belver. Ondan sonra ama battala da onu orada öldürmüş. Ama gelirken bacağından mı, kırtlağından mı, nereden kan aldı? Tabi kırtlağına çalmıştır. Kan akaraktan geldiği için kan düşmüş, yani ölmüş anasını buraya geldikten sonra. Kan bitimi, yani biliyorsun bir insanda azami 5 kilo kan olur. Hani ben iyi kötü tıpta çalıştığım zaman onu biliyorum. 5 kilodan fazla kişide şey olmaz, kan olmaz. 5 evet. Kilo. Evet, yedik olsun delirir yani. Evet, peki ömrünü neye harcadın abi? Ben bu yaşa kadar geldik. Dedim ya, neye harcadın? Hacettepe'de çalıştım. Ne diyecektim, cumartesi pazarları düğün çaldım Ankara'nın hemen hemen her mahallesinde. Gece kondu yaptım, onlarla uğraştım, düğün çaldım, Hacettepe'de çalıştım, emekli oldum. İşte emekli olduktan sonra gece kondumuz vardı, oraları Tayyip hep aldı, benim bildiğimi söyleyeyim, Melek Gökçe'nin oğluna verdi. Bizim elimizde benim tapum vardı, tapumum olduğu halde elimden aldılar. Ocağın incir ağacı diktiler. Evet. Şimdi doğrusunu söylerim. Ben siktiğin dursun bağırı bağırı da söylerim. Tayyip'ten hiç mi? Korkmuyorum. Siktiğin dursun demedik İnşallah. İnşallah. Birinci baştan tesiri olan ben olurum. Seminen yani. Benim elimde 400 metreli parasını da ödedim elimde yani. Onu da gösterdim. Yok olmaz dediler. Ulan dedik ki ökeye kalır çeker vurur ya. Bunlar bizi öldürürler dedik. Çıktık geldik köye. Ev yaptık. Geleli de 3 sene oldu. İşte köyde yaşıyorum. Tabi sazım var, sözüm var. Konuşacak dilim var. Döndüğü kadarıyla, şimdi demin sordun ya, şiir yazarım, türkü evet. Söylerim. Hele TikTok'ta hiç durdurmuyorlar beni. Evet, bir şiir oku şöyle o zaman. Niye bir şiir okuyayım ya? Türkü söylerim, şiir türkü yani. Söyle. Ben türkü söylüyorum ya. İki kıta söylem yeter söyle, o zaman değil mi? Tabii. Gelsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Gönül arzun eder eder dostu cananı. Sızlar eski yaram yaram gözden yaş gelir. Gözden yaş gelir. Eldi yarım eskan olmaz insana. Yürekten vurgunum güzelim sana. Hal bilmez insanı sararsan canana. Ağustos ayında ay başa kış gelir. Başa kış gelir. Beni dinleyenlere, herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ediyoruz.